Allah-u Teala yarın bizi ahirette hesaba çekerken neye göre hesaba çekecek biliyor musunuz? Dünyalık işlerde gösterdiğimiz gayrete göre hesaba çekecek. Biz diyemeyelim ki ya Rabbi ben düşünemedim, ya Rabbi ben konuşamadım, ben anlayamadım, ben işte korktum, ben o kadar cesaret gösteremedim ya Rab. Ben İslam için, İslam'ın köyümüzde, ailemizde hakim olması için ben mücadele edemedim diyemeyesin diye sana dünyalık işler gayret gösteriyor. Yakında bir seçim geçecek. Şimdi ikinci tura kaldı. Birinci tur öncesi, birinci tur sonrası verilen mücadeleyi, gösterilen gayreti ne yapıyorsunuz? Hepiniz canlı canlı televizyonlarda gördünüz. Her gün, her saat haberlerde çıktılar, konuştular. Dertlerini anlattılar. Biz şunu yapacağız, biz şöyleyiz, biz buyuz, biz şuyuz. Şimdi Allah için şöyle bir cümle geçti gönlümden. Kurban olayım şu verdiğiniz mücadeleyi, dinin, mübini, İslam'ın hakim olması için veleydiniz de bu kadar sıkıntıya düşmezdiniz. Hepimiz için aynı şey geçerli. Yarın muhtarlık seçimleri gelecek. Bakacaksınız muhtarlar, muhtar adayları kapı kapı gezecekler. Gezebilir, hakkıdır, ona kimse bir şey diyemez. Ama benim size bu akşam demek istediğim şu: kendi menfaatiniz için, kendi şahsi özel hayatınızdaki işler için verdiğiniz mücadeleyi, gayreti ne zaman İslam'ın hakim olması için, evimizde, ailemizde İslam'ın, Kur'an'ın hakim olması için verirsek, işte o zaman bu toplum ne olacak? Düzelecek. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'da buyuruyor ki, bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah'ın o toplum üzerindeki hükmü değişmez. Ne zaman biz bu gayreti dinimiz için, ezanımız için, vatanımız için, milletimiz için, dini mübin İslam'ın ailemizde, köyümüzde hakim olması için bu gayreti gösterdik, o zaman Allah'ın izniyle Allah'ın rızasına ne yapacağız? Ulaşacağız. Evimizde Kur'an hakim olsun. Köyümüzde Kur'an hakim olsun. Helal haram gözetilsin. Namazlar kılınsın, oruçlar tutulsun. Bunun gayreti içerisinde olmamız lazım. Hepimiz tek tek bu gayreti göstermemiz lazım. Ben size hatırlarsanız şunu her zaman söylemişim. Bu mücadeleyi vermek, bu gayreti göstermek sadece hocaların, hacıların işi değil. Her Müslüman dini mübin İslam'ın hakim olması için nedir? Vazifelidir ve bu hususta sorumludur. İslam dininin hakim olması için hepimiz bu sorumluluğu yerine getirmeye inşallah bir kendimizden, kendi ailemizden başlayarak bu işe bismillah diyelim. Yıllardır dinliyorsunuz. Kur'anlarda, efendim, mevlitlerde, cenazelerde yıllardır dinliyorsunuz. Artık ne zaman? Artık hareket zamanı. Artık dini mümin İslam'ın hakim olması için yapmak lazım. Kapı kapı gerekirse dolaşmak lazım. İslam'ın hakim olması için kapı kapı gerekirse dolaşmak lazım. Gayret etmek lazım Allah rızası için. Rabbim inşallah hepimize bu gayreti gösterebilmeyi nasip eylesin. Rabbim ailemize, köyümüze İslam'ı hakim kılabilmeyi, İslam üzere bir hayat yaşayabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun.